Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Hafta sonlarının en keyifli, en renkli programı Lifestyle'dan herkese merhaba değerli izleyenler. Stüdyo çekimlerimiz tüm hızıyla devam ederken bugünkü özel konuğumuz marka kurucusu Buse Günay Döş'te birlikteyim. Buse Hanım merhaba, hoş geldiniz stüdyomuza. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle kendinizden bahseder misiniz bizlere biraz? Tabii, Buse ben, 26 yaşındayım. Lisansımı uluslararası ticaret üzerine tamamladım. Tamamladıktan sonra özel sektörde birkaç çalışmam oldu. Hala devam ediyorum bu arada çalışmaya. Çok güzel. Uluslararası bir şirkette çalışıyorum. Bunun dışında bir yurt dışı deneyimim oldu. Dil eğitimi ve bazı sertifika programları için ekonomi vesaire yurt dışına çıktım. Bir dönem Avustralya'da yaşadım. Sonrasında bir mola verdim, Türkiye'ye döndüm ve evlendim. Hayırlı olsun. O sırada teşekkür ediyorum. O sırada zaten pandemi maalesef ortaya çıktı. Vesaire derken işte şu anda yeni bir marka kurduk. Evet, elinize sağlık. Çok da güzel bir marka olmuş. Teşekkür ediyorum. Mola severlerle buluşturmuş oldunuz. Bu markanın hikayesini öyleyse dinleyelim sizlerden Buse Hanım. Tabii ki. Aslında benim üniversiteden beri sürekli bir marka kurma hayalim var. Yani sürekli yapmak istediğim şeyler var. Ama işte nasıl yapsak, ne yapsak? İşte bir yandan da çalışıyorum. Vakit bulabilecek miyim? Çünkü bütün şeyimi vermek istiyorum. Böyle bütün ilgi odağımı oraya toplamak istiyorum. Olacak mı falan derken başlamak yarısıdır dedim ve başladım. Öncelikli olarak markamız zaten Silk and Comfy. Yani ipek ve rahat. Rahatlığa daha önem veriyorum. Rahat şıklığa önem veriyorum. Ürünlerimiz zaten, yani önce Silk ile başlayayım isterseniz. Tabii. Ürünlerimizin hepsi %100 Hatay Samandağ ipeği. Tamamen el dokuması ürünler ve bütün ürünlerden neredeyse 1-2 adet vardır. Hepsi özel tek diyebiliriz. Hepsi özel tek tasarım diyebiliriz aslında. Ben gözüm böyle için. El yapımı olduğu için ve 1-2 adet olduğu için ürünlerden sadece bir nevi tasarım diyorum ben aslında. Ve gerektiği değeri de vermeye çalışıyorum bu arada ürünlere. Bir yandan işte ipekle başladık. İlk etapta ipekle başladık. Çünkü kendim de çok kullanmayı seviyorum bu ürünleri. Sevdiğim ürünleri bu arada insanlara sunmak istiyorum. Ya sonrasında ama hep hayalini kurduğumda bir butik fikri var. Yani butik fikrini de sunmak istiyorum insanlara. bu butik fikrini de her ürünle insanlara, yani her ürünü alıp evet bu işte Silk and Comfy benim ürünümdür. Ben bu renkleri çok beğeniyorum vesaire. Siz de bunu kullanın. Demek yerine daha böyle kumaş kalitesi daha iyi olan, insanlara sağlık açısından zarar vermeyecek, daha böyle günümüz modasına uygun, hem dünya modasını da takip eden, hem de böyle işte bütün halk, yani halkın bütün kesiminin kullanabileceği ürünlere yön vermek istiyorum. Özenle seçiyorsunuz diyebiliriz öyleyse. Kesinlikle özenle seçiyorum. Kendim kullanmadığım hiçbir ürünü de butiğime koymuyorum. Mesela üzerimdeki elbise. Çok da şık ve size de çok yakışmış, söylemeden geçemeyeceğim. Teşekkür ediyorum. Çok kibarsınız. Bu ürün de mesela butiğimize ait. Bu ürünü ben çok severek giyiyorum. Çok da rahat. Aynı zamanda halkın tüm kesiminin giyebileceği, hem genç bir kızın da giyebileceği bir elbise. İşte orta yaş bir business bir kadının giyebileceği kesinlikle de bir elbise. Ve her alanda giyilebilecek bir elbise. Her alanda giyilebilecek bir elbise. Bunları aslında biraz ön planda tutmaya çalışıyorum. Aslında kuruluşumuz böyle başladı diyebilirim. Heyecanlıyız marka olarak bu arada. Çok güzel. Çok da güzel işler başarmaya başlamışsınız teşekkür bile. Teşekkür ediyorum. Özellikle kaliteyle birlikte ön plana çıkıyorsunuz bu anlamda ipekleri çok tercih ederek. Neden peki ipek tercih ettiğinizi özellikle dinlemek istiyorum. Kullanımının sağladığı avantajlar neler oluyor? Kişiler neden tercih etmeli? Tabii ki şöyle söyleyeyim. Şimdi ipekler öncelikli olarak zaten dokusuna dokunduğunuz anda hissediyorsunuz. Asla cilde zarar vermez. Çok yumuşak bir kumaştır ve tamamen doğaldır. Yani bu doğallığı nedeniyle zaten sağlık açısından insanları 1-0 öne geçiriyor. Yani kendini ürün olarak 1-0 öne geçiriyor. Çünkü şu anda günümüzde en önem verilen durum bence sağlık. Her noktada kesinlikle öyle. O yüzden ipek kullanımının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arada ipek, bu arada bazı rivayetlere göre de ipeğin şans getirdiği söylenir insanlara. Ben inanıyorum buna. O zaman üzerimizde ufak bir dokunuşu da olsa ipek olmalı muhakkak. Aynen öyle. Ben öyle düşünüyorum. Bu arada ipek çok özeldir. Yani çok eski zamanlardan itibaren
böyle biri birine ipek hediye ettiği zaman yani çok çok özel, çok şık bir hareket mesela bana ipek hediye etti. Çok özel olduğu söyledi. Kıymetli. Benim için de öyle. Mesela birinin birine hediye edebileceği en kıymetli hediyelerden biri ipek. O yüzden butiğime ilk önce ipek ürünleri getirmek istedim. Hem benim de çok sevdiğim bir aksesuar, hem de gerçekten insanlara hitap edebileceğini düşündüğüm temiz bir içerik, temiz bir doku. Bu yüzden böyle başladık. Benim de içime siniyor. Böyle sevenler, işte alanlar da güzel dönüşler yapıyor. Biz de mutlu oluyoruz. Dönüşleri biraz değerlendirelim, dinleyelim öyle sizlerden. Tabii. Yani ipek, yani şallar konusunda biz bu arada sadece kadınlar üzerinden değil, erkekler üzerinden de şallarımızı satış yapıyoruz. Kesinlikle tercih edebileceği şallar erkeklerin de. Evet evet, kesinlikle. Mesela şu ürünler, büyük olan ürünlerimizin, daha büyük ve ebatları geniş olan ürünlerimizin dışında daha ince ve fular tarzı olan ürünlerimiz var. İnanılmaz şık duruyor erkeklerde. Eşim de kullanıyor aynı ürünleri. Spor bir kombiniyle takabiliyor. İşte bir ceket takım bir yere giderken takabiliyor. Çok şık duruyor. O yüzden erkeklerden dönüşlerimiz de çok güzel. Fular şeklinde kullananlar, bir tık kalın olanları böyle soğuk havalarda kullananlar. Onun dışında hem tesettürlü olan kadınların da kullanabileceği birçok şal modelimiz var. Ve onlardan dediğiniz gibi da, bir anda şıklık katıyor kombinimize. Kesinlikle, kesinlikle. Bana sorarsanız daha şık, daha kaliteli bir görünüm. Çünkü bir şalın ipek ya da işte farklı tür bir kumaş olduğunu ilk görüşte anlayabiliyorsunuz. Biz bu yüzden ipek tercih ettik ve müşterilerimiz de ipek tercih ettiği için mutlu, hep mutlu dönüşler alıyorum açıkçası. Nasıl anlayabiliyoruz peki? Yani kullanıcılarda tercih etmeden önce gerçekten ipek olup olmadığını nasıl anlayabilirler? Şöyle... Normalde ipekler daha parlak kumaşlarda olur diye bilinir. Yani daha kaygan ve akan bir kumaş olarak bilinir. Aslında öyle değil. Bizim el dokuma ipeklerimiz daha böyle dokunulduğu zaman zaten hissedeceksiniz. Daha yumuşak ve evet, daha böyle evet daha el işçiliğinin hissedildiği ürünlerdir. Tabii ki böyle daha bir tık daha parlak olan ürünlerimiz de var. Bir tık parlak olan ürünlerimizin de ipekliğini bahsettiğim yumuşak olan yumuşaklık hissinden ve zaten etiketlerinde hepsinin %100 ipek olduğu, Hatay ipeği ve el dokuma ürünler olduğu yazıyor. Kumaşına dokunduğunuz anda ipeğin yumuşaklığını ve o kalitesini hissediyorsunuz. Onu kişiye geçirebiliyoruz aslında. Siz de dokunduğunuzda hissettiniz diye düşünüyorum. Hissettim. O yumuşaklığı, o dokuyu gerçekten hissetmek de çok keyifli. Harika. Bu da doğru yolda olduğunuzun kanıtları aslında. Teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanlara değinecek olursak peki bu şekilde devam edecek mi şallarla, ipek şallarla ve rahat parçalarla, yoksa farklı fikirler de var mı aklınızda? Şöyle, tabii ki evet, farklı fikirler var aslında. Şala her zaman yer vereceğiz markamızda. Çünkü gerçekten benim de çok beğendiğim ve güvendiğim bir dal. Bu kategorimiz hep olacak. Kendi ürünlerimizi üretmek istiyoruz. Hatta öyle ki yani çok çok kategoriyle üretmek istiyorum. Biraz büyük bu noktada hayallerim. İpeğin harika dokusunu, rahatlığı ve şıklığı markasında bizlerle buluşturan konuğum Buse Hanım'la sohbetimizi noktalıyoruz. Farklı konu başlıklarıyla ekranlarınızda olmaya devam ediyoruz. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.